Sevgili izleyiciler, Biz Bize programına hoş geldiniz. Ben Leyla Erman. Arkadaşım Ergül bugün de bana eşlik ediyor. Çünkü programımızın devamı bu. Bir konuya başlamıştık. Hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, hamdolsun. Şifa konusuna başlamıştık ve bu konuya devam edeceğiz. Bu konunun izleyicilerimizin için ne kadar faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü devamlı bize dua istekleri geliyor ve çoğu bu konuda. Bunun için güzel bir konu hazırlamış olduk ve bunu sunacağız izleyicilerimize. Zaten birazına başlamıştık ama ben önce biraz el işi yapmak istiyorum. Tamam, yapalım. Şimdi bunu ben çok önce yapmıştım. Bu böyle yarım kaldı, bitirmedim. Bu aslında file işi. Ama bu araları doldurmalı file işi deniyor buna. Türkçesi öyle tercüme edeyim. Bu yarım kaldı. Bunu artık hayata geçirmek için devam edeceğim ama belki buralarından bir Kolye. evet, takaraktan kolyeye çevireceğim. Çünkü sanmıyorum ki bu kristaller artık elimde yok, bulabileceğimi de sanmıyorum. Çünkü oldukça eski. Onun ortası şey mi? Oyuk mu ki? Evet. Ha, bir şey Yok, geçirebilir mi? geçmese bile buradan ben bağlama Ha, okey. yapabilirim. Bir şekilde onu oraya, mesela şöyle bir kordonu oraya Bağlayabilirsin. bağlayabilirim. Şu şekilde bir şey yapabilirim. Tabii bu uçla değil de Tabii ki. bununla. Şimdi ben bugün inci ile yapıyorum bunu. Bir inci, bir kum boncuk. Buraya farklı kum boncuk koydum ki görülebilsin diye. Bir inci, bir kum boncuk. Sadece 3 tane alıyorum. Şimdi 2 tane aldım. Şöyle. Tekrar bir inci. Bu inciler 4 milimetrelik inci. Kristaller de aynı şekilde milimetre olarak satılıyor. 4 milimetre, 3 milimetre şeklinde. Altıları çok büyük oluyor. Şimdi görüldüğü gibi ben 3 kum boncuk, 3 tane de inci İnci. taktım ve ben bunu birleştirip şu şekle getireceğim. Burada da görüldüğü gibi bunun da tabanı öyle. Öyle. Burada ben iki farklı renk kullanmıştım. Onun için bu böyle birazcık spiral gibi gidiyor. Ama bunda belki öyle yapmayacağım. Bir sıra öteki, bir sıra açık, bir sıra koyu şeklinde yapacağım. Şimdi şu uca tekrar gelmek istiyorum. Orada ucunu bağlayaraktan bunu sabitlemek istiyorum. Buradan mümkün olduğu kadar burada uzun ip bırakırsak, sonra eğer bir şey bağlayacaksak, bir şey takacaksak, orada bizim işimize yarayacaktır o bıraktığımız kuyruk diyoruz biz ona. Şimdi ben bunu düğümleyerek burada sabitleyeceğim. Üç kum, üç büyük boncuk, ince olabilir, kristal olabilir. Onu taktık. Şimdi şu kum boncuk kısmını yapacağım. Dört tane kum boncuk, bir tane ara boncuk, tekrar dört tane kum boncuk alıyorum ve
Şu boncuğa batıyorum. Kum boncuğu. Yandaki kum boncuğa batıyorum. Şu şekilde. Tekrar 4 tane kum boncuk. 1 tane ara boncuğumuz. Tekrar 4 tane kum boncuk ve şu aradaki boncuğumuzdan geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekle dönüşüyor. Şöyle olacak. Tekrar 4 tane kum boncuk, 1 tane ara boncuğumuz, 4 tane kum boncuk. Şu şuradaki boncuğumuzdan, kum boncuğumuzdan çıkıyoruz. O ara boncuğumuzdan. Ve bir yukarıya atlayacağız. Şimdi şu şekilde olacak. Görünümü böyle olacak. Şu kum boncuklardan şu ara boncuğumuza geçiyoruz. Çünkü incimizi koymaya başlayacağız. Şöyle görünüyor. Şu ara boncuğa atlıyorum, inciyi koyup. Tekrar inci alıyorum. Tekrar şu ara boncuğa dan çıkıyorum. Tekrar bir inci alıyorum. Ben şurada yanlış yaptım sanıyorum. Ara boncukları koymadım. Evet, şunu ben bir şey yapayım. İncileri baştan alıyorum. Bugün sabah da yani bir şeyde izliyordum. Aynı hatayı o da yaptı ki kim bilir milyon tane şey video yapmıştır. Öğretmen kendisi. Demek ki hata olabiliyormuş. Bir tane boncuk. Bir tane inci. Bir tane kum boncuk. Ve şuradaki kum boncuktan çıkıyorum. Tekrar bir kum boncuk. Yani bunların YouTube'da videoları var. File işi deniyor buna. Bu file işi sanıyorum Türkçe file doldurulmuş file işi deniyor. Bulunabilir. Yine şuradaki ara boncuktan çıkıyorum. Şöyle. Şu şekilde olacak. Buradan
Atlayaraktan inciden çıkacağım. Şimdi şöyle görünümümüz şöyle oldu. Tekrar 4 tane boncuk alıyorum. Bir tane orta boncuğum, ara boncuğum. 4 tane sarı boncuğum ve incinin kendisinden geçiyorum. Bu büyüklüğe getirmek için kaç saat? Bu büyüklüğe getirmek için epeyce bir zaman gider. Değil mi? Epey zaman gider tabii. Ama boncuklar büyük olduğu için ilerlemesi daha çabuk oluyor. Hani neticeyi küçük boncukla yani. Evet, küçük boncukla uğraşmak daha şu aradaki inciler büyük olduğu sabır için daha çabuk çabuk ilerleme oluyor. Onun için de çabuk çabuk bitebiliyor yani. Bu işi gözü süper olan ancak yapabilir. Yani benim gözümde o kadar süper değil ama İdare ediyoruz işte. Şu şekilde devam ediyoruz buna. Aslında şunu tek başına bitirip kolye bu bir kolye ucu olabilir, küpe olabilir. Olabilir. Şöyle bir sallantılı küpe aparatı takılarak da çok bu da bir güzel küpe olur. Olabilir ve dediğin gibi gayet de güzel olur. Şu şekilde. Şöyle. Bence onlar küpe olsun. Küpe olsun değil mi? Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Bizden ayrılmayın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdetürkiye@msn.com. Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75. İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve vaazları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.nehirkilisesi.com. Sevgili izleyiciler, biz bize programımızın ikinci kısmına devam ediyoruz. Bu kısımda daha önceden başladığımız bir konu üzerinde konuşacağız. Şifa üzerine konuşmuştuk. Başladık bu öğretimize diyeyim artık. Yani bir yerde bir öğreti gibi oluyor. Çünkü çok kişinin eksikliğini yaşadığı, daha doğrusu bilemediği bazı şeyleri biz burada öğretmeye çalışacağız. Hastalığın Tanrı'dan olmadığını konuştuk. Şifa almak için bizden dua istiyorlar devamlı. Hatta bugün bir tane vardı. Bebek çok ağlıyor, uyuyamıyor. Bu bebek için ben çok dua ettim. Daha önceden annesi için, işte dedesi o duayı isteyen. Halbuki kendisi insanlar imanları ve şifaya inançları fazla olsa bizden dua istemelerine gerek yok. Tabii. Kendileri bile bunu halledebilirler. Ama hani bizi sanki daha güçlü gibi görüyorlar. Ki yani sorun değil. Biz dua ediyoruz. Her zaman dualarını yazmalarına hiçbir zaman karşı gelmedik. Hep dua ediyoruz. Çünkü kilisede toplu olarak duanın gücü daha fazla oluyor. Mesediş daha fazla olduğu için daha güçlü oluyor. Ve sanıyorum ki izleyicilerimiz de bunun üzerine
devamlı bizden dua istiyorlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Sen istersen benim eksiğim varsa özetleyebilirsin veya devam edebilirsin. Yüreğimde olan şu, yani başkasından dua istemek benim için kısa vadeli bir şey oluyor. Her zaman için dua eden birini bulamayız. Tabii. Onun için maksat herkes kendi yetkisini bilsin, herkes kendi yapacağı adımları bilsin ki ona buna muhtaç olmasın, kendi imanınla istediği şeyi alabilsin. Yapabilsin tabii. Bunu yapabilmek için de tabii zihninin değişmesi lazım, bilgili olması lazım. Bizim de burada amacımız, onun için daha çok detaylara giriyoruz. Sadece şifa ayeti vermiyoruz. Daha çok detaylara giriyoruz ki güzel bir temel atalım. Bundan önceki iki programda da buna değinmiştik. Ama eğer bu programları yani kaçıran olduysa mutlaka onları şey yapsın, gidip baksın. Çünkü hepsini tabii detaylı tekrarlayalım. Tabii kanalın sayfasında hepsi bunlar olacak. Oradan devamlı izleyebilirler. Bir de sen ayet demişken ben hatırlatayım. Ergül Hanım bu ayetleri 4 sayfa halinde bize çıkarttı. İsteyene bunları postayla, e-posta veyahut da PTT yoluyla yollayabiliriz. Bize yazarlarsa isim soyad adreslerini seve seve yollamaya hazırız. Evet. Ve bu ayetler sadece şifayla ilgili. Şifa üzerine. Son olarak geçen programda elçilerin işleri 10:38'deki ayete bakmıştık. Kutsal kitabın doğruluklarıyla öğreti veriyoruz. Kendi kafamızdan vermiyoruz. Ama amen. Kutsal kitapta yazan ayetlerin çoğunu tecrübe ettik. Yani ben bilhassa şifa alanında çok şeyleri gördüm. Çok mucizevi şeyleri gördüm. Kilisede de çok görürüz bu tip şeyleri. Onu okuyalım. O ayette şöyle diyor. Nasıralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle meshettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor. İblisin baskısı altında olanların hepsini. Bakın buradaki bu hepsi kelimesi çok 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 önemli. Bir kısmını demiyor. İkisini üçünü demiyor. Hepsini. Yani bunun içinde körü var, topalı var. Her türlü hastalığı olan var. Ve kim karşısına geldiyse hepsini iyileştirdi. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Yani Tanrı'nın gücü vardı onda. Ve az sevdiği, çok sevdiği arasında da fark yapmıyor. Çünkü Tanrı kendi çocuklarını sever. Zaten bizi severek yarattı. Hasta veya sakat veya eksik yaratmadı. Mükemmel tahmin, yarattı. Tabii. Ve yaptığını da gördü ve çok beğendi, değil mi? Onun için herkesin hakkı şifa almak. Herkesin hakkı. Amin. Burada hiçbir ayrı bir şey yok. İkinci klas yok. Üçüncü klas yok. Yalnız şifada bir konu daha var. Bazen insanların iyileşmeme sebebi de günah oluyor. Bir şey işlemiş oluyorlar hayatlarında ve bunu Tanrı'ya getirmiyorlar. İsa'ya getirmiyorlar. Çarmıha getirmiyorlar. Ve bu içlerinde kalıyor ve ne oluyor? Acı bir kök yaratıyor. Ne kadar isteselerdi şifayı, şifayı alamıyorlar. Çünkü o içlerinde o burukluk var. Evet, evet. Ve onu ışığa çıkarmak, aydınlığa çıkarmak çok önemli. Affedememek, evet. Affedememek önemlilerden bir tanesi. Yani şimdi şifa isteyip de gıcık olduğu veya küs olduğu veya ne bileyim fazla detayla şimdi girmeyeyim. Ama yani bu tip şeyler olmamalı. Çünkü kafa oraya gidiyor. Aklımız oraya gidiyor. Bunlar yürekte yer ediyor. Yer ediyor. Büyüyor, çoğalıyor. Odak noktasını buluyor. Değişiyor. Odak doğru. Odak noktasını buluyor. Ve işte bir de Tanrı şifayı hem herkes için verebiliyor hem de şimdi veriyor. Bazıları diyor ya işte başladı 3 sene, 20 sene, 10 sene sonra tamamlayacak. Ama esasında öyle o da değil. Öyle değil. Öyle değil. Öyle olan da var ama hak olarak
şifa hepimizin hakkı ve şu anda alınabilecek bir şey. Bunu bilmek yararlı. Evet. Mesela bazen dua ediyoruz birisine, el koyup dua ediyoruz. Biz el koyarak dua etmeye inanıyoruz. Çünkü zaten Kutsal Kitap'ta da, İncil'de de bu var. El koyup dua etti, el koyup mesetti. Dua ettiğimiz zaman belki o anda şifasını almayabiliyor. Fakat ne bileyim ertesi gün veyahut da ne bileyim bazen insanlar dikkat etmiyorlar. Şifasını almış oluyor. Hatta geçenlerde bir arkadaş kilisede bunu söylüyordu. Dizim ağrıyordu veya bacağım. Dua etti pastör. Hiç fark etmedim şifamı aldım. Eve gittiğim zaman bir baktım ki bacağım ağrımıyor. Yani o anda dikkat etmiyoruz ama biz şifamızı almış oluyoruz. Bu günahla ilgili bir ayeti de vereyim de seyirciler belki bakmak ister onun kontekstine. Yakup 5:16 şöyle diyor. Eğer hasta günah işlemişse günahları bağışlanacaktır. Bu nedenle şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. Amin. Doğru kişinin yalvarışı. Ağırlık burada. Yani bunu okumak isteyen seyirciler bakabilir. Yakup 5:16. ayet. Yakup 5:16. İzleyicilerimiz lütfen onu kaydedin ve okuyun. Yakup 5:16. Yani anlaşmazlık, alınma, acı kökleri tolere etmeyeceğiz. Evet. Yani o kuş kafamızın üzerinde uçsa da kafamızın üzerine konup yuva yapmayacak. Amin. Kafamızı karıştırmayacak. Her şeyi çarmıha götüreceğiz. İçimiz ferah olacak ve öylece şifamızı alacağız. Bunun içerisinde sırf bedensel şeyler değil, yani ruhsal şeyler de var, duygusal şeyler de var. Tabii ruhsal olarak bozukluk yaşayanlar da aynı şekilde, o da şifaya giriyoruz. Çünkü o da bir nevi hastalık. Ve araştırmalarda falan son zamanlarda da daha çok ortaya çıkan bir şey. Duygusal konuların ve düşüncelerin hastalıkları nasıl tetiklediği. Ve hastalıkların %80'i duygusal olaylardan tetiklendiği ortaya çıkıyor. Depresyon, oppression, bunların hepsi, insanların ruhsal hayatını bozacak nitelikler. Yani bir insanın depresyona girmesi o kadar kolay ki. Biz, yani kişinin kendine kalmış bir şey. Depresyona girmesi veya çıkması. Ama depresyonun dışında diyelim ki mesela yüksek tansiyon veya herhangi bir başka bedensel bozukluk. Bunlar da duygusal şeylerden dolayı ortaya çıkabiliyor. Ve şimdiki... Evet, yüksek tansiyon, üzüntüden yüksek tansiyon, ah tansiyonum çıktı falan diyor herkes. Bir de öyle diyorlar, üstlerine bir de lanet okuyorlar yani. Ay işte tansiyonum çıktı. Ay şunu üzüldüm. Daha yüksek. Boş ver. Benimki seninkinden daha yüksek. Yarış başlıyor. Bu sefer yarışa. Yani bazen otobüste insanları dinliyorum. Birisi başlıyor şuram buram ağrıyor. Öbürü de hemen. Öbürü diyor ki benim de ah bir bilsen benim de diyor şuralarım buralarım ama diyor esas diyor ben bir ameliyata gireceğim. Yani sanki böyle bir yarışta var. Aynen. Aynen, ben katılıyorum. Bizim sitemizde de öyle bir, işte bizim yaş grupları var. Birisi geliyor, devamlı hastalıktan bahsediyor. Artık duymak istemiyoruz ve onu uyardık. Lütfen biz neşeli olmak istiyoruz, güzel şeyler konuşmak istiyoruz. Hastalık duymak istemiyoruz diye. Keşke çünkü, herkes öyle uyarabilsin. Hani. Çünkü etkileniyor insanlar, karşısındaki insan. Beni etkilemiyor da. Onları etkiliyor olabilir. Çünkü ben biliyorum gerçeği ve o gerçek beni özgür kıldı. Amin, amin. Bir de şu da var. Onu da bakalım, ona da bakalım. 1. Korintliler 11, 29. ve 30. ayet. Paulus Korintlileri Mesih bizim için fısık olduğunu ve bizimle aynı beden olduğunu
anlamadı diye kınıyor. Çünkü bedeni fark etmeden yiyip içen böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkum eder. İşte bu yüzden birçoğunuz zayıf ve hastadır. Bazılarınız da ölmüştür. Gayet net bir şekilde burada bizi uyarıyor. Yani şimdi sade imanla her şeyim süper olacak yani de olmayabilir. Çünkü imanın olsa da şifaya inansan da bütün gün abuk subuk yemekler yersen ne bileyim şimdi isim de söylemeyeyim ne bileyim hamburgerler, dönerler, sosisler, mosisler sonuçta damar tıkanıklığı bilmem ne oradan başlar ve devam da eder yani. Burada ara vereceğiz. Zamanımız bitti ama bu konuya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, süremiz doldu ama bu konuya devam edeceğiz. Bizi takip edin. Sizi çok seviyoruz. Sağlıklı yaşamanızı istiyoruz. Esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz müjdetürkiye@msn.com. Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75.